arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün günlerden Pazartesi ve yeni maç dayı geldi yeni etkinlik modu geldi tabi bunlar da ödüller demek hediyeler demek arkadaşlar geçen hafta olduğumuz gibi aynı hediyeler var 200 Michael hediyesi var uzman da maç ve tek maç dayı var az sonra maç takım seçerken nelere dikkat etmeliyiz onun hakkında konuşacağım çünkü orası çok önemli doğru takım seçersek maçlarda daha etkili olabiliriz şimdi ona geçmeden önce arkadaşlar önemli iki tane mail geldi Bunlara hemen bir değinmek istiyorum. Şimdi güncelleme maili geldi arkadaşlar. 4 Haziran'da oyuna güncelleme gelecek, büyük bir güncelleme. Telefonunuzda 1.5 GB'lık bir yer olması gerektiğini söyledi Konami. Ee, yani telefonunuzda boş alan yoksa yaklaşık 1.5-2 GB'lık bir boş alan açın arkadaşlar. Çünkü büyük bir güncelleme olacak 4 Haziran tarihinde. 4 Haziranla 7 Haziran arası bu güncellemeyi yüklersek arkadaşlar, Google Play Store'den ya da iPhone kullanıyorsanız App Store'den programımızı güncellediğimiz zaman bize bir de siyah top hediye edecek. Daha öncesinde de bunu yapmıştı yaklaşık bir ay önce filan. Çok güzel bir hediye arkadaşlar. Ben orada nokta atışı yapmıştım. Sol bakiye ihtiyacım vardı ve alba gelmişti. Yine bu siyah top hediyesinde bulunacak konum bize 4 Haziran ile 7 Haziran arası güncellemeyi yaptığımız zaman bedava siyah top olacak arkadaşlar. Bu çok güzel bir hediye. Bu güncellemeyi sakın unutmayalım arkadaşlar. Zamanı geldiğinde ben yine size hatırlatacağım. Daha sonra çok 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 önemli bir mail daha geldi. Kondisyonlar arkadaşlar uzun süredir futbolcuların kondisyonu C'di. E bu kondisyon tabii ki oyuncuların performansını çok etkiliyor. İkon oyuncular, efsane oyuncular da B kondisyonuyla oynuyordu. Daha iyiydi kondisyonları. Hani maçın sonuna kadar getirebiliyorlardı. Bizim oyuncularımızın bazıları maalesef nefes nefese kalıyordu. Verimsiz oynuyorlardı. E, i̇stediğinden hani performansa o zirvesindeki oyunla oynamıyordu futbolcular. kondisyonları C'di. Hani ne B ne A yüksek değildi. Düşük kondisyonda oynuyorlardı. Artık bundan sonra kondisyon dereceleri değişecek arkadaşlar. 4 Haziran güncellemesinden sonra artık oyuncuların son hallerine göre kondisyonları değişecek. Çünkü bu haftada e, ve önümüzdeki haftada bazı ligler başlıyor. İngiltere Ligi başlayacak arkadaşlar. Yakın zamanda Almanya Ligi başlamıştı. Bizim ligimiz başlıyor. E, İtalya Ligi'nin başlaması da planlanıyor açıkçası. Birçok lig başlanacak arkadaşlar. Ha... Avrupa'da bir Fransa tescil etti ligi başlatmayacağını söylemişti. İspanya'dan herhangi bir açıklama henüz gelmedi ne zaman başlayacağıyla alakalı. Onlar da başlayacaklar ama tarihini bildirmediler. Haziran ayında birçok lig başlamış olacak arkadaşlar. Bundan dolayı da artık kondisyonlar güncellenecek. Bu kondisyon değerlerine göre takım kurmamız gerekecek çünkü. Zamanı geldiğinde ben bunları da detaylı anlatacağım yine arkadaşlar. Şimdi maç diye geldiğimiz zaman. Maçdayda e, neye dikkat etmemiz gerekiyor özellikle ona değineyim çünkü önemli bir husus. E futbola giriyoruz. Şimdi maçdaya e tıklıyoruz. Ben de ilk defa katılım yapacağım arkadaşlar. Şimdi katıl diyorum ilk başta bu sayfa geldiğinde katıl diyoruz. Geçtiğimiz haftaki gibi arkadaşlar maçday ekonomi etkinliği sundu bize yine. İç İtsadı Sadiye ayırdı. Burada şimdi taraf seçeceğiz arkadaşlar. Şimdi önemli olan nokta hangi sistemle daha çok maç oynuyorsak, hangi sistemle kendimizi daha rahat hissediyorsak oynarken o sisteme uygun bir takım seçmemiz lazım. Yani hangi teknik adamla oynuyorsunuz, hangi menajerin hani oyununa daha alışkınsınız ve oyunculara alışkınsınız. Örneğin Liverpool'un oyuncularına ve Liverpool'un menajerine alışkınsanız Liverpool'u tercih edebilirsiniz. Siz 4-3-3 ile oynuyorsanız sürekli burada da 4-3-3 oynayan ya da kanatları kullanan takımları tercih edebilirsiniz. Hani göbekten oynayan birisiyseniz işte 4-3-1-2 sistemiyle oynuyorsanız e, burada gidip de 4-3-3-3 seçerseniz e, sizde biraz farklılık yaratacağı için oyununuzu kötü etkileyebilir arkadaşlar. E, yani kullandığınız sistemlere göre takım seçin. Şimdi ben genelde 4 3 3 kullanıyorum arkadaşlar. İleride üçlü forvet oluyor yani sağ açık, sol açık ve sand for şeklinde. Ya ben de takım seçerken genelde bunlara bakıyorum. Ya da işte Paris Saint-Germain gibi çift forvet ama kanatlarda da o oyuna katkı sağlayan Neymar, Dimaria gibi oyuncular var. Açıkçası 4 forvete dönüyor. Maç dedi de bazen işe yarıyor. Şimdi yapacağımız şu arkadaşlar. Örneğin Liverpool'a geldik. Seçtim. İleri dedim. İleri dedikten sonra Liverpool'un kadrosu geliyor. Eğer içime sinmezse bu kadro geri diyebilirim arkadaşlar. Ama onayla dersem iş biter. Bundan sonra geri gelemem. Bakacağız arkadaşlar. Ya içinize sinmedi diyelim. Yok bu kadro hoşunuza gitmedi. E, Ayrıca arkadaşlar bir de Liverpool simgesinin üstüne tıkladığınız zaman örneğin otomatik seç diyorum. Takımı değiştirebilir. Devam et diyorum. Okey diyorum. Bakın sol bekte az önce sarı top vardı. Minner vardı. Şimdi Robertson'ı koydu buraya. Kendisi en son haline getiriyor otomatik seçtiğiniz zaman takımı. Şimdi ben içime diyelim sinmedi. İşte geri gelmek istiyorum. Çıkış yapılsın mı diyor? Evet, kaydetme diyorum. Şu an için kaydetmesin. Başka takım bakalım. Real Madrid seçelim, ileri diyelim. Real Madrid'e geldiğim zaman arkadaşlar, şimdi mesela bu sistem benim hoşuma gitmiyor. Tamam. Bu da 4-3-3 ama İlerideki üçlü sağ açıkta sola açık biraz geride. E, göbeğe yakın oynuyorlar. Ben ileriye yakın olmasını istiyorum. Zidane'ın sisteminde böyle arkadaşlar. E, orta alana yakın daha değerli toplu oynuyorlar ama ben hani hızlı çıkmak istediğimde kontraya çıkmak istediğimde maalesef kanatlar istediğim gibi e, arkaya sarkamıyor. Hani biraz geç kalıyorlar anlamda çünkü geriye çok geliyorlar. Zidane'ın sistemi bu şekilde. ha Bu ideal kadromu değil. Mesela Hazard yok arkadaşlar. İsterseniz Gerit Bey'e de koyabiliriz. Ramada tıkladığımızda mesela otomatik seç diyelim. Hafif bir düzenleme yapsın kendisi. Okey diyelim. Nasıl düzenleme yaptı? Bakın. Beyli sağa, Hazart'ı sola aldı. Açıkçası bu kadro çok güzel. Yani harika bir kadro var. Bugünkü kulüp seyircisinde de bu oyuncuların birçoğu var arkadaşlar. Yani inanılmaz kadrosu var. Tüm hepsi siyah top ve hızlı oyuncular da var. Yani Real Madrid bu anlamda seçilir. Eğer bu sistemde oynamayı seviyorsanız olabilir. Ama ben Real Madrid'in, e, Zidane'ın, teknik direktörün sistemini beğenmiyorum. Yani daha etkili oynayabildiğim sistemler olduğu için başka antrenör seçeceğim. E, bana uygun bir sistem olmasını istiyorum. Mesela Inter'i geçen hafta denedim arkadaşlar. Denedime pişman oldum. Maalesef Inter'de iyi oyuncular olsa da hani benim alışkın olduğum oyun... Oyun tarzı, oyun sistemi olmadığı için ben zorlandım. Yoksa Inter'le çok harika top oynayan oyuncular var. Ee, ama ya ben bu sistemde hiç oynamamıştım. Ya bir deneyeyim dedim. Ama denediğime pişman oldum. Ee, otomatik seçtiğimizde de böyle yaptı ama inanın bunu düzenlemek gerekiyor. Maalesef kanatlar istediğim gibi hücuma destek olmadı, ortada sıkıntılar yarattı. Yani hoşlanmadım. Alışkın olmadığı için zorlandım. Bir daha internet seçer miyim? Hayatta seçmem. Bu sisteme alışkın olmadığım müddetçe seçmem arkadaşlar. Yani bir sistemle oynamaya alıştığım için ona benzeyen oyun tarzları olabilir. Mesela Juventus. Juventus klasik 4 şu oynuyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi açıkları da biraz ileride. Real Madrid gibi değil. Juventus seçilir mi? Seçilebilir. Eğer 4-3'lü oynuyorsanız arkadaşlar harika olur kadroda değişiklik yapabilirsiniz. Orta alanda bunların siyah topları var arkadaşlar. Yani burada önemli nokta sizin yani iyi oynadığınız sistemlerden birine sahip olmalı takım. Şimdi 4-3-3 oynuyorsanız burada 4-3-3 olanı seçin diyorum size. E Türk kulüpleri de var bu arada arkadaşlar. E, sizin sisteminize uyarsa olabilir tabii ki. Fenerbahçe bakalım hangi sistemle oynuyor. Fenerbahçe 4-3-2-1 gibi, 4-3-3 gibi açıkçası sağ kanat sol kanat sistemiyle oynuyor. Sağ açık sol açık değil arkadaşlar. Ee, sol kanatta Rodriguez var hızlı bir oyuncu. Sağ kanata istediğiniz yani değişikliği yapabilirsiniz tabi ki. Çoğunluk gümüş top. E, maçtaydı arkadaşlar hani takım güçleri sınırlandırılıyor. Yani şimdi Fenerbahçe'yi seçtiniz Beşiktaş'ı Galatasaray'ı ama rakip diyelim Real Madrid'i seçti Barcelona'yı. Arada çok fazla uçurum olmuyor. Hani çünkü burada genelde birbirine yakın oluyorlar. Tabi ufak tefek farklılıklar olabilir. Yani rakip Paris Saint Germain'i seçtiyse orada tabi Mbappe biraz hızlı olacak. Mbappe'nin özelliklerinden biri ama başka hani maksimum hızında olmayabilir. Yani normalde 99'luk Mbappe bakıyorsun 99 gibi koşmayabiliyor. Maç day biraz sınırlandırılıyor bu pazartesi günkü maç D'de arkadaşlar. Diyelim bu hoşunuza gitmedi mi? Geri gelin. Çünkü ben e, bu sefer arkadaşlar aklımda Paris Saint Germain'i seçmek var. Yedek hesabımda Paris Saint Germain'i seçtim ve ben Paris Saint Germain'le ilk defa oynadım. İleri diyorum. E, gerçekten sisteme hoşuma gitti maçta etkinliğinde. Şimdi tabii ki bu ideal kadrosu değil. Hemen değiştirelim. Bir otomatik seç diyelim. Şöyle bir kendisi bir düzenlesin. Sonra bir bakacağım. Arkadaşlar yani sol kanatta Neymar var. Sağ kanata Mbappe'yi almış. Icardi ileri. Hayır ben Mbappe'yi ileri alacağım. Sağ ya da Di Maria'yı. Şöyle bir kadro yaptım. Çift forvet oynuyorlar. Ee, solda Neymar sağda da Di Maria ile de hücuma destek veren bir sistemleri var. Yani dörtlü forvet gibi oluyorlar açıkçası. Benim burada Paris Saint-Germain hoşuma gitti. Yedek hesabımda oynadım. Baktım ki gayet iyi oynuyorum. Bu çünkü kanatlara da kullandığımız için ileriye de iki tane adamla giriş yapılıyor. Gayet iyi bir sistemleri var açıkçası. Seçilebilir. Hani bol hücumculu bir sistemi seviyorsanız arkadaşlar, bu kadro işinize yarayabilir. Sonra geri diyelim. Buraya baktığımız zaman burada Barcelona var arkadaşlar. Çoğumuzun oynadığı sistemde oynuyor. Bayan Münih var. Galatasaray var arkadaşlar mesela. Galatasaray'ın sistemine bakalım. Fatih Terim hangi sistemle oynuyor? 4 2 3 1. Ya ben 4 2 3 1 sistemini beğenmiyorum arkadaşlar. E çünkü kanatlar biraz geride oluyor. Kanatlar hani ben daha ileride oynamasını istiyorum. Yani burada Onyekuru ve Feguli hani biraz geride ya. Ben hani daha çok ileride olsun, falka yakın olsun, hızlı çıkacağım zaman savunmanın arkasına rahat kaçabilsin istiyorum. Bu yüzden 4-2-3-1'i sevmiyorum. Ee, yani bir, ama tabii ki almak isterseniz de seve seve alabilirsiniz. Bu sistemde oynayabileceğinizi düşünüyorsanız biraz daha kanatlar geride olacak arkadaşlar. Ee, göbeğe yakın oynayacak. Ama ileride ben kaçarım, kontra denerim, kanatlarım hızlı gitsin, ileriye defansın arkasına sarksın diyorsanız e, bu Sistem maalesef işe yaramaz fazla. Baktığımız zaman arkadaşlar gayet iyi takımlar var. Atletico Madrid de iyidir arkadaşlar. 4-4-2 oynuyordu. İkili Santfor oynuyordu açıkçası. Güzel takımlar var. Buradan istediğimizi seçebiliriz arkadaşlar. Bir Manchester City'ye bakmadık. Manchester City'nin sistemi de güzel arkadaşlar. Guardiola e, sistemiyle çıkıyorlar. Manchester B diyelim. 4-3-3'ü biraz daha farklı oynayabiliyorlar. Ofansif orta sahaları da var arkadaşlar. Şunu bir değiştirelim. Otomatik seç diyelim. Devam et diyelim. Diğer 4-3-3'lerden farkları şu arkadaşlar. Yani istenirse şu göbek yazıyor ya şu an devirin. Bunu ofansif orta saha olarak değiştirebiliyoruz. Yani 2 ofansif orta sahalı. 3 de böyle ileride oyuncunuz var. 5 tane hücumcuyla ile çıkabiliyorsunuz. Hani hücum oynamayı seviyorsanız açıkçası şu an bakınca da bir fikrim değişti. Paris Saint-Germain'i seçecektim ama sanki Manchester City'yi mi seçsem diye düşünmeye başladım. Güzel bir sistem var çünkü açıkçası şu an yani bakarken fikrimi değiştirdim diyebilirim. İlk ayda yedeklerde var. Ya i̇nanılmaz siyah toplar da var zaten. Şuraya bakın yani siyah top alacağım ama kaleciyi çıkaralım bari. Yani harika oyuncular var. Yedekleri bile harika. Saneler filan yani uçuyor kadro arkadaşlar. Ben kararımı Manchester City'den yana değiştirdim. Şöyle 2 ofansif orta sağlığı. Biraz böyle e, maç D'de ofansif orta sağlığı hücumcu çok seçilebiliyor. Çünkü zaten oyun ağır oluyor. Maç değilir. Pazartesi günkü maç değiller öyle hızlı değil. Oyuncular tam böyle performansıyla oynamadıkları için. E, biraz oyun sınırlandırılıyor. Yani ondan dolayı da rahat sahaya çıkıyorum yani oyuncular maksimum seviyelerinde olmadıkları için o kadar uçup kaçamıyorlar. Ee, o, hani biraz daha kendinize güvenli bir şekilde sahaya çıkabilirsiniz o anlamda. Yani rakip normalde atacağı goller atamayabiliyor. Belki de konemi sınırlandırıyor bizi. Çünkü bazen öyle bir durum da oluyor. Yani bir maç harika oynuyorsunuz, bir maç oynayamıyorsunuz. Ya yani rakip de oynayamıyor ama siz de oynayamıyorsunuz. Bu maç da ileride maalesef bazen yaşanıyor arkadaşlar. İleri diyelim, onayla diyorum. Artık bu son İlerle dediğim zaman iş bitti. Bundan sonra kadromu değiştiremem arkadaşlar. Ben e, oynamaktan keyif aldığım bir sistem olan 4-3'ün e, hucumcu versiyonunu seçtim. Guardiola'nın Manchester City'sini seçtim. Ödüllere gelince 200 MyClub'lık uzmanda ödül var arkadaşlar. Gayet iyi bir Michael Cuma da böyle gelir büyük ihtimalle. 200, 200, 500 her günde giriş yaptığımız için Michael Up veriyor. 10, 10, 10 hani 20, 30 diye sonra devam ediyor. 100 de oradan geliyor haftada. 500 Michael Up bu hafta elde edeceğiz. Haftaya kulüp selectionlarda bunları kullanırız tabii ki. Bugün de çok güzel kulüp selectionlar geldi. Umarız arkadaşlar keyifli bir oyun olur hepimiz için. Sorularınız ve görüşleriniz varsa söyleyebilirsiniz. Görüşmek üzere.